Sanat hayatının bugünkü konuğu Lütfi Özgünaydın. Fotoğrafçı, yazar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Fotoğraf sanatçısını istemiyorlar. Ara Güler'in tavrının... Fotoğrafçı sözünü daha çok seviyorum. Daha çok seviyorsunuz. Yazar, evet, şimdi de Aydınlık Gazetesi'nde yazmaya başladınız. Evet. Sizi kitaplarınızdaki sayısını biraz sonra kitaplardan konuşacağız, öğreneceğiz oldukça fazla ve yeni bir süreçte de bir üçlemenin iki kitabı ile başlayacağız. Bugünkü yazınızda Muhteşem Kıyılar, Bakir Doğa ve Kültürel Değerler başlığı var. Ben kültürel değerlerden ve orada yazarlar sizin emeğinizde bir hayat bulan farklı bir çalışmadan başlayalım istiyorum. Türk kültürünün yazınının içinden sizin seçtikleriniz nedir, kimler onlar ve hangi bakışla, niye fotoğrafçı Lütfi Özgünaydın bu temayı, bu konuyu ele aldı? Zafer Bey, ben Yaşar Kemal'le tanıştım. Yaşar Kemal'le fotoğraf nedeniyle tanıştım. Yani o benim Mardin sergime geldi. Orada tanıştık. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim dedim. Sonra fotoğraflarını çektim. İşte Yaşar abi şeyde, köyünde. Daha sonra dostluğumuz devam etti. Onunla ilgili çeşitli sergiler yaptık. Paris'e gittik. Yurt dışında çeşitli yerlerde sergiledik. İki tane kitap oldu. Bu Yaşar abi vefat ettikten sonra benim içimde kaldı. Ya ben bu ülkenin yazarlarını neden anlatmıyorum diye hep düşündüm ve bu yazarlarımızı anlatmaya karar verdim. Doğan abiyle, Doğan Hızan'la başladım ve 15 yazar oldu şimdiye kadar. Onların önce fotoğraflarını çekiyorum, bir video yapıyoruz. O videoyu IFSAK'ta gösteriyorum. Sonra yazarla karşılıklı oturup söyleşiyoruz. IFSAK'ta öncelikle gösteriyorsunuz. Tabii, IFSAK'ta. Fotoğrafın Türkiye'deki, İstanbul gibi önemli kentindeki en önemli kurumunda önce yazarlarla fotoğraf buluşturuyorsunuz. Evet, zaten şeyin adı da fotoğraf ve edebiyat sohbetleri şeklinde IFSAK'ta. İşte orada oturuyoruz, konuşuyoruz, sonra konuşmalarımız çözülecek. İşte 5 yazar kaldı. Şimdi çalıştıklarımız ekranda gözüküyor. Kalan yazarlar Özdemir İnce, Gültekin Çizgen, Firuzan, Latife Tekin ve evet, galiba onlar kaldı. Onları da tamamlayınca önümüzdeki Ocak ayında işte TÜYAP'ta bir kitap olacak inşallah. Evet. Bunlar sizin yazınıza koyduğunuz alt başlıkla öylesine örtüşüyor ki, yaşadıklarım, düşündüklerim, düşüncenin hayat bulması, maddi temele kavuşup okuyucuyla, izleyiciyle buluşması. Zafer Bey, bir derdim var. Ben birey olarak bu topluma ne yapabilirim? Yani bu sanatla, fotoğrafla, edebiyatla buluştuktan sonra bu insanlara ne verebilirim diye bütün işin temeli buradan başlıyor. Ve ben, siz davet ettiniz, çok teşekkür ederim, geldim. Başka televizyon programlarındaki sanat programlarına da söyledim. Davet edin, geleyim, yazarları anlatalım. Bunlar önemli. Neden önemli? İnsanlar kitapla buluşacaklar. Bu toplumu okutmalıyız. Zaten biliyorsunuz, toplumsal gelişme sanatla, edebiyatla olacak. Yani başka bunun çaresi yok. Yani tümüyle değil de katkısı olacak bunların. İşte onun için başladık yazarlar. Onun için yazarları önemsedim. Vallahi öbür sanat programları, bilmiyorum burada söyleyeyim mi, bir televizyon yıldızını ya da bir tiyatrocuyu alıyorlar, bir yüzeysel laflarla bir sohbet edip bitiriyorlar. Onun için ben hiçbirinde yazarlara anlatamadım. Halbuki ben hepsine söyledim, davet edin, geleyim, anlatayım, yazarlara anlatayım, bu çalışmayı anlatayım. Ama ilk defa size nasip oldu. Burası aydınlık duruşun, aydınlıkçılığın televizyon çizgisi. Burada siz birden fazla programda rahatlıkla anlatırsınız. Aydınlık siyasi bir program, yalnızca gazete ve gazetecilik değil, aynı zamanda kültürdü ve aydınlıkçı edebiyatçıların, evet, sayısı
oldukça fazla. Zaten ben siz de hoş geldiniz. Kültür ve sanat yazmak üzere hep şey yapıyorum. Çünkü nerede olursa olsun kültür ve sanatı anlatmak istiyorum, yazarları anlatmak istiyorum. Çünkü çok önemli bunlar. Yani bir yazarı anlatırken, onun kitaplarından söz ederken insanlar bundan etkileniyorlar ve bir kitap alıyorlar, okuyorlar. Ve onlar çok özel sözler söylüyorlar. Yani onlardan aldığım sözleri, saf sözleri toplumla buluşturmak bana büyük keyif veriyor ve çok mutlu ediyor beni. Siz birikiminizde önce okurdunuz, onları kişisel olarak tanıyordunuz. Ama kitap boyutuna dönüp o sorular sorulduğunda, doğru sorularla okuyucuyla buluştururken ne gördünüz? Birebir örtüştü mü hepsinde? Yani büyük oranda örtüştü. Yani ben büyük bir Anadolu'da Yaşar Kemal okuyucusuydum. Evet. Onu okuyordum ve Allah kısmet etti, biz onunla tanıştık ve dost olduk. Evet. Vefat edinceye kadar sık sık buluştuk, konuştuk ve yazı yazmamda, yani roman ve edebiyat üzerinde yoğunlaşma onun da etkisi oldu. Yani benim işte Taş Yolu diye bir öykü kitabım var. Onu okumuş, bana dedi ki bir gün, oğlum sen roman yaz dedi. Ve işte o üçlemeyi onun sözünden sonra başladım. Ve diğer yazarlar da gerçekten hepsi değerli insanlar. Şairlerimiz, işte Adnan Binyazar geldi, Doğan abi geldi. Yani bunlar çok önemli insanlar. Ömürlerini bu ülkeye vermişler. Yazmışlar, anlatmışlar, topluma örnek olmuşlar. Onun için ben yazarları çok önemsiyorum. Evet, çok geniş bir programda daha geniş konuşabiliriz. İnşallah. Yazarlar bölümünü. Tek başına yazarları konuşabiliriz. İnşallah. Sizdeki, sizin ele aldığınız işte yazarları. İşte Haydar çok çok önemli bir şair. Yani çok sevdiğim bir şair. Evet. Genç kuşak. Evet. Benim de şiirini bildiğim. Çok iyi. Bu bakın Cevat Çapan muhteşem bir adam. Yani bunları anlattım, dünya biliyor musunuz? Dünya kültüründen çevirileriyle. Evet. İşte İnci Arav, bunları anlattım ve çok mutluyum, evet, bunları anlattığım için. Ve de daha da anlatacağım yani. Evet. Ben evet, onları sizden başka programda dinleyeceğiz. İnşallah. Sizi fotoğrafçı, sizi almak istiyorum. Sizin fotoğraflarınız eşliğinde. Sizin için fotoğraf ne ve bir ömür, tabii portreler, yaşayan o an içinden o fotoğraflar çektiniz o yazarlarla ya da o şahsiyetlerle. Sizin için fotoğraf, bir de sizde doğa var ve özel coğrafyalar var. Anadolu başta olmak üzere. Anadolu'nun belli merkezleri esas olmak üzere. Fotoğraf ne sizde ve sizin fotoğraflarınız? Ya fotoğraf benim için bir hayat, yani bir benim için bir yaşam biçimi oldu sonunda. Yani fotoğrafsız asla yapamıyorum. Bir yere gittiğim vakit makinasız gittiğimde çok rahatsız oluyorum. Ve fotoğraf bir belge, fotoğraf bir dönemin görsel tanıklığı, yani bir dönemin görselleri bir yerde hapsoluyor, istifleniyor ve geleceğe bırakılıyor. Onun için fotoğraf çok önemli. Yani akıcı bir yayınlar fotoğraf kadar çok kalıcı olmuyor. Fotoğraf daha kalıcı. Fotoğrafla ben gazetecilik yüzünden bulaştım. Sonra edebiyat geldi. Ama fotoğrafa şöyle, işte arkadaşlara da şimdi fotoğrafçıları verirlerse, evet, ustalarla başlamak istiyorum. Yani onları anlatmak istiyorum. Evet. Çok önemli fotoğrafçılarımız var. Çok önemli fotoğrafçılarımız var. Örneğin işte ilk fotoğraf galiba şimdi verecekler. Yaşar abiyle Ara Güler fotoğrafı gelecek. Evet. Bu başka bir yerden girdiler. Fotoğrafa girdik. Şimdi İbrahim Zaman. Bu Ara Güler'le İbrahim Zaman. Evet. Şimdi Ara Güler büyük bir fotoğrafçı. Şu anda işte Londra'da sergisi açıldı. Ersin Adok. Bunlar müthiş adamlar. Yani bunları söyleyeceğim. İşte Yaşar abiyle şöyle başladık çekim yapmaya. Bu ustalar bu ülkeyi adım adım gezdiler. Kimler geldi? Sabit Kalfagil gelecek şimdi. İşte Sabit Hoca orada. Nadir Ede ile birlikte. İşte İbrahim Zaman, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, Ozan Sadıç, İsa Çelik, Sıtkı Fırat. Bunlar Şemsi Güner, Sami Güner, onlar vefat etti. Bunlar bu ülkenin fotoğrafyasını çıkardılar. Onlara minnet borcumuz var yani. Onun için ben yaşayanların birazcık fotoğraflarını topladım. Eksik kaldıysa özür diliyorum yani. Bulabildiklerimin fotoğraflarını bir araya mükemmel getirdim. Mükemmel ve
tamın peşinde olalım ama yok, hep eksik kalacak. Ben de senelerdir sanat hayatı programına dikkat ettim. Saydığınız isimlerden önemli bir bölümünü aldım. Ama eksikler var. Evet. Sizi örneğin yıllar önce davet ettim ama bugüne. Evet, evet. Yıllar önce istedim sizinle. İşte şey, bakınız bu çok eski bir fotoğraf. Sabit Kafagil ile Ara Güler. Evet. Bu Yaşar Kemal'e oraya bir daha girmeyin arkadaşlar. Bu Yaşar abiyle bir sohbet anımızda geldi. Evet. Bu fotoğrafın ustaları. Fotoğrafın ustalarından sonra genç kuşak dernekleşti. Evet. İnanılmaz bir Türkiye'de bir örgüt. Ben bunun niye anlatmak istiyorum? Kültür Bakanlığı bunu örnek aldı. İşte bu ilk fotoğraf. Ben şeydeyiz bir Mardin sergisinde. Arkadaşlar bu şeyleri şairleri göstermeyin bir daha. O dernekler bugün ülke için çok örnektir yani. Evet. Neden örnektir? Çünkü öyle bir örgüt kurdular ki bu ülkenin bireylerini yani sanata yönelen insanları bir araya getirdiler. Önce IFSAK yani İstanbul'da evet. Müthiş bir dernek. Binlerce insan yetişti evet, burada. Evet. Hepimiz oradan yetiştik. Öyle sinemacılar yetişti ki, öyle şeyler yetişti ki IFSAK'ta. Evet. Sonra İstanbul'da bir başka dernek Fotogen var. Evet. Fotogen IFSAK'tan ayrılanlar Fotogen'i kurdular. İşte onun başında İbrahim Göksungur var. IFSAK'ın başında şimdi Altan Bal var. Şimdi bu dernekler Ankara'da, İzmir'de hepsini anlatmak istiyorum izninizle. Bağımsız her birinde. Ben de heyecanla ve özenle bir bütünlüklü sizi Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturmak istiyorum. Her biri için bağımsız fotoğraf örgütçülüğü ve derneklerimiz diye başlı başına program yapalım. Siz evet. O kadar genişsiniz. Yok şimdi ki... herhalde arkadaşlar verecekler öbürlerini, öbür şey yöreleri. Evet. Onları şey yapacağız, anlatacağız. Şimdi İstanbul'daki IFSAK Fotogen'den başka bir de Anafot diye bir dernek var. Onun da başında bir Anıl diye bir arkadaşımız var. O da Anadolu yakasında. Büyükçekmece'de BÜFOT var. Bunlar İstanbul'daki dernekler. Şimdi Ankara'da AFSAT var. AFSAT'ın başında Koray Oğuşen diye bir arkadaşımız var. Bir de Fotoğraf Sanatı Kurumu var. Onun başında Ömer Gemici diye bir arkadaşımız var. Müthiş çalışmalar yapıyorlar bu arkadaşlar Ankara'da. Çeşitli sergiler açılıyor, gösteriler yapılıyor, sanatçılar davet ediliyor. Müthiş bir iş. Ve Ankara'da bütün bu fotoğraf derneklerinin federasyonu var. Federasyonun başında Sefa Ulukan diye bir arkadaş var, Adanalı bir arkadaş. Çok güzel yönetiyor bu dernekleri. 62 tane dernek. Düşünün bu bir örgüt. Neden Kültür Bakanlığı bunlardan yararlanmaz? Yani bu insanlar kendi yörelerinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar, gösteriler yapıyorlar. Ondan sonra bunları sunuyorlar. Müthiş bir çalışmalar oluyor kendi yörelerinde. Devam edeyim. Basın ve görsel basın ve yazılı basın yararlanıyor mu bu fotoğraf derneklerinden ve sanatçılarından? Bence yeterince yararlanmıyor. Basın da yararlanmıyor, kültürel kurumlar da yararlanmıyor. Evet. Aslında bu insanlardan yararlanmak lazım. Evet. İzninizle Ankara'dan İzmir'e gideyim. Evet. İzmir'de İFOT diye bir dernek var. Bir bayan var başında. Seda Şenkök diye bir bayan. EFSA var, Ahmet İmançer diye bir arkadaşımız başkan. Doğa fotoğrafçılığı bir Zeynel Aydın diye bir arkadaşımız var. Orada da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani İzmir'de de çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çeşitli yani her gün sergi var. Her gün bir etkinlik var. Çok onlar bu ülke için çok yararlı. Evet. Oradan nereye gidelim? Sille Sanat diye bir sanat kurumu kurmuş. Reha Bilir diye bir arkadaşımız Konya'da. Dünya ile yarışıyor arkadaşımız. Dünyaya gidiyor, Çin'e gidiyor, Malezya'ya gidiyor, şuraya gidiyor. Oradaki sanatçıları Konya'ya getiriyor. Konya'daki sanatçılar oralara gidiyor. Onların sergileri Konya'da açılıyor. Konya'daki arkadaşların sergisi Çin'de açılıyor.
ve müthiş bir... Ne güzel insansınız. Evet. Kendinize ayırmıyorsunuz süreyi ve bu alanın emek verenlerini isim isim sayıyorsunuz. Onları anlatmak istiyorum. Acaba bu fotoğrafların arkadaşlarında devamı yok mu? Fotoğrafçıların. Üç bölüm olarak hazırlandı, reji verecek. Fotoğrafçılardan bir tek bunu gösterdi. Evet. Onu gösterirlerse memnun olurum. Evet, devam ediyor. Mesela şu fotoğraf Ankara'dan. İşte Hamit Yalçın, Ankara'da Anadolu Fotoğraf Derneği'nin başkanı ve o grup. Böyle de görürsem de güzel olur. Evet. Sonra Bursa'ya gelelim. Yani bu arkadaşları anlatmak istiyorum Zafer Bey. Yani bunlar çok önemli. İsimlerini anlatmak istiyorum. Bursa'da BUFSAT diye bir dernek var ve başında Serpil Savaş diye bir bayan. İnanın muhteşem işler yapıyor. Uluslararası işler yapıyor. Oradan sanatçılar geliyor. Buradan sergiler gidiyor. Yani ben bütün bu isimleri sizden alabilir miyim? Kendileriyle tabii, sanat hayatı programı adına görüşmek üzere. Sonra Adana'yı da söyleyeyim. Evet. Adana'da bizim Haluk Uygur diye bir arkadaşımız var. Çok önemli bir sanatçı. O Altın Oran diye bir derneğin başında. Sonra Adana'da Sefa Ulukan fotoğrafyanın başında, arka planın başında Niyazi Sert Kalaycı, AFAD'ın başında Sefa Aydoğan. Bunları söylemek istiyorum. Yani çok güzel. Önemli bu adamlar. Peki, madem bu kadar ismi saydık, rahmet dileyerek ben bir isim soracağım size. Yusuf Ziya Ademhan. Evet, onu anlatacağım. Yusuf Ziya Ademhan bizim bir pirimiz. Yani fotoğrafın piri. O bana fotoğrafı öğreten adamlardan bir tanesi. Yani ondan çok etkilendiğim bir adam. Maalesef dağlarda kayboldu biliyorsunuz. Yani Munzurlara gitti fotoğraf çekmek için. Fotoğrafçılığın kaderinde her şey var. Yani dağlara çıkıyorsunuz. Bir fotoğraf çekebilmek diye. Evet. Ben biraz zamansız olacak ama bir sürprizle girmek istiyorum. Sizi yıllar öncesinden Osmanlı matbaası, Tipo matbaa döneminden biliyorum, emek veriyor, dergi yapıyordunuz. O günlerden Yılmaz Postoğlu. Evet. Tanır mısınız? Yılmaz Postoğlu'nu tanımaz olur muyum? O müthiş bir adamdı. Ben Anadolu'dan gelmiştim. Gurbet adlı bir gazete çıkarıyordum. O gazeteyi orada basıyorduk. Orada benim gibi bir sürü insan vardı. Toplanıyorduk, geliyorduk, işte diziliyorduk dizgilerimiz, kurşun dizgilerde. Sonra provalar çıkıyordu, okuyorduk, düzeltiyorduk, sonra basılıyordu. Evet. Rahmet olsun, çok emeği var yani çok, bize. Evet. Hepimizde. Ali Ulurmak ile en arkada iki makinede Tipo, Frank Elton ve Heidelberg iki makinede çalışıyorduk. O günlerde sizin sohbetleriniz ve birikimlerinizde. Bu isim de Yusuf Ziya ismi Ademhan. De. Ademhan ismi de o günlerde geçen ve sizden. O da gelirdi oraya biliyor musunuz yani? Evet. Ve şeyle Ali Ulurman bana sizin konuk olacağınızı öğrendiği zaman söylediği şey. O ışıkla o tünelden o trenin çıkışını çekebilmek için aylarca. Evet. Yani Yusuf Ziya Ademhan öyle bir fotoğrafçıydı. Bunu da Rıfat Çetin yine sizin dostunuz. Evet, Rıfat Çetin benim arkadaşım. programı biraz siz merkezi götürmek istiyorum izninizle. Evet, Zafer Bey çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Şu fotoğraf örgütlerini tamamlayayım Peki, mi? Peki, buyurun. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde örgüt var. Mesela Van'da Van Fot diye bir dernek var, Tayfun Çiftçi başında. Evet. Efendim şeyde Gaziantep'te Gafsat var, başında Hasan Yelken. Samsun'da çok güzel bir dernek var, orada bir profesör var, Hasan Yakup, Ata Yakup Kaptan ve arkadaşları. Yani Malatya'da Mafsat var, onlardan söz etmek istiyorum çünkü hemşehrilerim onlar. Orada çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve bugünlerde Fotokamp diye bir şey Arapgir ilçesinde fotokamp yapılacak. Bütün fotoğrafçılar çadırlarını alacaklar, gidecekler, orada çalışacaklar, eğitim görecekler. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Böyle bir örgüt var Türkiye'de. Başında bir federasyon var. Anadolu'ya yayılmış. Neden Kültür Bakanlığı bunlardan kesinlikle yararlanmaz? Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kültür Bakanlığı'nın
hepsiyle temasta olması lazım. Ve bunlardan eserlerini toplasınlar, fotoğraf yapsınlar, bunlar, Türkiye'yi tanıtsınlar, çeksinler. Yüreklerini koyan, üreten evet. ve koyan insanlar, evet. harcayarak ceplerinden koyan insanlar bunları birleşen Türkiye'de evet. bu programın sanat adına, hayat adına devlet tarafından desteklenmesi evet. lazım. Şimdi mesela size 3 tane isim sayacağım. Faruk Akbaş diye bir adam var. Bu Faruk Akbaş şu anda kim bilir nerededir. Bütün hayatı boyunca Anadolu'yu dolaşıyor. Ayak basmadığı hiçbir yeri yok. Bugün Türkiye'nin fotoğrafyası onda. Bir Cengiz Karlova var, müthiş bir siyah beyaz fotoğrafçı. Bir Yusuf Daryerli var, çok önemli bir fotoğrafçı. Yani özür diliyorum arkadaşlarım, fotoğrafçıların isimlerini söyleyemedim. Bütün dernekleri selamlıyorum. Onlar bizim için çok değerli. Atladıklarım, fotoğraflarını gösteremediklerim. Çünkü çok büyük emeklerle topladım ben bu fotoğrafları. Hepsinden ayrı ayrı aldım. Çok rica ettim. Hepsi gönderdiler bana. Onlardan özür diliyorum gösteremediklerimiz için. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sizin fotoğraflarınıza gelelim. Siz fotoğraf dediğinizde o deklaşöre bastığınızda aldığınız doğa ve insan halleri ve doğa sizin evet. bakışınız. Sizin fotoğraflarınız eşliğinde sohbete devam edelim. Buyurun. Neresi sizin kalbiniz Anadolu coğrafyasında? Nereden özellikle çekersiniz ve o üçlünün ikisi çıkan nere ile ilgilidir? Şimdi fotoğraf açısından soruyorsanız, fotoğraf açısından beni en çok etkileyen yer memleketim Kemaliye Eğin. Evet. Orada çok etkilendim. Tabii ilk fotoğraflarımı orada çektim. O işte oradan. Nasıl bir coğrafyadır orası? İnanılmaz bir coğrafya. Yani Kemaliye müthiş bir coğrafya. İşte 3. bölümde var galiba. Oraya geçsin arkadaşlar fotoğraflara. Evet. Sanıyorum vereceklerdir. Evet. evet. Bir kanyon, dünyanın en önemli kanyonlarından bir tanesi. Orada şimdi önümüzdeki günlerde yani 29 Haziran'da doğa sporları olacak. Dünyanın birçok merkezinden gelen dünyanın en önemli sanatçıları orada atlayışlar yapacaklar. Base jump dediğimiz atlayışlar, işte kano yarışları olacak, kültürel çalışmalar olacak. Ben bir gösteri yapacağım. Orası doğa olarak, kültür olarak müthiş bir mekan. Müthiş bir mekan. Kendi memleketim. Bir de Mardin'den çok etkilendim. 9 yıl gidip geldim Mardin'e. İşte 3-4 defa sergi açtım. New York'ta sergi açtım Mardin'i. Van'dan çok etkilendim. Van Gölü çevresinden çok etkilendim. Ve orayı hep özlüyorum. Gidip Van Gölü'nü bir daha dolaşmak istiyorum. Türkiye'nin her yerinden etkileniyorum. Yani şimdi bu yazın Kaz Dağları'nı merak ediyorum. Troya merak ediyorum. Çanakkale'ye, Biga'ya gideceğim. Orada kalacağım. Troya çekeceğim, yani Çanakkale'yi çekeceğim. Bunu değiştirebilirler mi arkadaşlar acaba? Bilemiyorum. Yani evet. rejinin değiştirmesi gerekir. Evet. Bilemiyorum. Evet. Şimdi o fotoğrafı niçin çekiyorum? Fotoğrafı bu ülkeyi anlatmak için çekiyorum. Yani bu ülkemizi anlatmak, insanı anlatmak, doğayı anlatmak. Ve bir şeyler bırakmak, geriye bir şeyler bırakmak, bir şeyler geriye bırakmak. Fotoğraf beni çok etkiliyor. Yani evet. Ve bu fotoğrafçılardan da etkileniyorum ben, yani bütün fotoğrafçılardan da. İşte bu yazın Çanakkale'ye gideceğim. Yine Çanakkale'de çekimler yapacağım. Orada şimdi benim komşularım beni izliyorlar. Onlara haber verdim. Onlara da selam gönderiyorum. Kumkent'te kalıyorum ben. Sonra işte Troya çalışacağım. Ve bu romanımın, yani Eğin Üçlemesi'nin 3. kitabını yazacağım. 1. kitap Zafer Bey Dönüş Zamanı, onu size imzaladım. Bu da Sevda Zamanı. Bu da ikincisi. 3.'sünü orada oturup orada yazacağım. Kolay gelsin. Sağ olun. En güzelini yazarsınız. Hak ettiği biçiminde de karşılığını bulur ve ulaştırılır izleyicilere. Sağ olun. Görseliyle ve anlamı içeriğiyle ulaştırılır. Evet.
Yani yazmak bir tutku haline geldi bende. Fotoğrafla birlikte bir tutku haline geldi. Yani fotoğraf çektiğim zaman yeterli görmüyorum. Yani o işte aydınlıkta yazdığım yazılarda da öyle. Mutlaka birbirini etkileyen şeyler fotoğraf ve yazı. Yani birbirine gönderme yapması lazım. Şimdiye kadar yaptığım bütün çalışmalarda bunları yaptım. Yani hem fotoğraf hem edebiyat birbirlerine bir iletişim yapsınlar. Rejimiz veremiyor mu fotoğrafları? Önemli değil, böyle de konuşuruz. Buyurun. Şimdi işte çalışmamıza devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Yine fotoğraflar çekeceğiz. Yine sergiler açacağız. Bu dernekteki arkadaşları gidip ziyaret edeceğim ben yaz boyu gezdiğim yerlerde. Onlara anlatacağım. Onlar şimdi dinliyorlar. Birçoğuna haber verdik zaten onların hepsinin böyle bir program yaptığımızı. Gerçekten çok önemliydi çünkü bu şey programı, fotoğraf programı. Devam edeceğiz. Buyurun Zafer Bey. Evet. Bakir Doğalar, birikimli insanlar ve siz yılları bulan emekle oluşturuyorsunuz. Karşılığı kamudan istediğimiz, devletten istediğimiz gibi kendimizden de isteyeceğiz. Karşılığını vererek izleyicilerle, okuyucularla buluşturacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Başka emeklerinizin başka biçimde de karşılık bulması için. Başka derneklerin, temsilcilerin de programlarımıza konuk olarak alacağız ve onlarla da bulundukları yöredeki birikimlerinin paylaşımını yapacağız. Evet efendim, iyi. Sözü yine size bıraktım. Şimdi yani şeyle biz devletten hiçbir beklentim yok. Kültür Bakanlığı'na geçen yıl müracaat ettim. Nasıl bir kitapla müracaat ettim biliyor musunuz? Kemaliye'nin 50 yılını bu aydınlıkta bir sayfa verilen, evet arkadaşlar şimdi buldular, veriyorlar. Versinler, tamam, önemli değil. 50 yılını anlatan şeyler, fotoğraflar ve yaşadıklarım, hayatım, o 50 yıllık kitapta biriktirdim ve kitap Türkiye'de çok büyük ilgi çekti. Siyah beyaz muhteşem bir kitap. Kültür Bakanlığı bunu almadı. O kadar üzüldüm ki. Yani Türkiye'de örnekti. Doğanızdan dedi ki, aldım, okudum, seyrettim dedi. Yani Türkiye'nin en önemli eleştirmenleri. Görsel boyutu, evet. Hem düşünsel boyutunu, evet, okudu. Evet. Reha bilir bu arkadaşımız işte. Evet. Ondan sonra böyle bir çalışma yaptım. Kültür Bakanlığı döndü. Şimdi bunları da müracaat edeceğim. Çünkü Kültür Bakanlığı bizim gibi böyle küçük çapta kitapları satılan yazarlara destek olmalıdır. Özellikle yöresel yazan yazarlara destek olmalıdır. Başka çaresi yok. Yani kocaman yayın evlerinin kitaplarına değil de böyle küçük yöresel... Şimdi Batı nasıl gelişmiş biliyor musunuz Zafer Bey? Bu sosyal kurumlarla gelişmiş. Yani edebiyatçıların birçok kurumu olmuş. Sosyal kurumlar proje götüren herkese küçük paralar vermiş. Onlar gitmişler, onları çekmişler. O yanındakini yetiştirmiş, o yanındakini yetiştirmiş ve o toplum yetişmiş. Toplum böyle yetişir. İnsanlar başıboş olmamalı, bir şeyler yapmalı. Kimisi fotoğraf örgütlerinde, kimisi edebiyat örgütlerinde, kimisi sinema örgütlerinde. Yani kurumlarında çeşitli işler yapmalı toplumdaki insanlar ve bu kültürel çıta yükselecektir ve insanlar gelişecektir. Yani ben fotoğrafçı dostları anlatırken de temelde en genel amacım bu. Onun için bu tür çalışmalar devam edecek. Yükselen Asya coğrafyasında biliyoruz Çin'de, Hindistan'da, Türk dünyasında birçok sanat alanının, spor alanının devletçe nasıl desteklendiğini, Çin'de binlerce, milyonlarca sanatçının atölye olanaklarını, fotoğrafçıların İran'da buldukları desteği, yalnızca fotoğrafla yaşadığını İranlı sanatçılar burada anlattılar, konuk olarak aldılar. Değil mi? Tabii, fotoğrafla yaşıyorlar. Bakınız,
albümünü bir araya getirdiğinde İran devleti satın alıyor, onore ediyor ve onunla birkaç yıllık yeni fotoğraf çekmesinin şartları ciddi rakamlarla oluşuyor. Siz benim ulaşmak istediğimiz, bu programda ulaşmak istediğim amacı, bu Faruk Akbaş işte o. Bu Sıtkı Fırat, bakınız Kemaliye coğrafyası, işte Yusuf Siyah Adıyaman, bakın onun anıtına yazılmış bir yazı. Bakın adam Faruk Akbaş nerede fotoğraf çekiyor ve orada konuşuyor. Evet. Şimdi siz ne demiştiniz bu insanlar için? Devlet imkanları değil Kesinlikle İran'da, komşumuz İran'da. Bulgaristan'da sanatçılar ile küçük kasabalarda, illerde olan edebiyatçılarla, herkese şairlerle, fotoğrafçılarla devletin ilişkileri var. Yani büyük büyük şeylerle. Efendim sinemaya bu kadar para veriyoruz. Hayır efendim, bu yanlış. Sinemaya ver ama öbürlerine de aynen buyurduğunuz gibi küçük projeler. Yani bunu kim yapacak? Yöresel belediyeler yapacak. Sosyal yönlerini faaliyete geçirecekler ve projelere destek verecekler. Şimdi Ifsak'ı ele alalım. Evet. Bu İstanbul'un kaç yıldır, 40-50 yıldır bu derneği, yüzlerce insanın yetiştiği dernek nasıl dönüyor biliyor musunuz? Beyoğlu'ndaki bir sokakta. Üyeler aidat ödüyor, geliyor üye. Evet. O aidatlarla o kira veriliyor, o masraflar karşılanıyor. Halbuki Ifsak'a bugün bir yer verilmeli. Yani muhteşem bir dernek çünkü ne kadar insan yetiştiriyor. Bugün dünya çapındaki sinemacılar bile oradan çıkıp gittiler. Gururla da söylüyorlar. Evet, söylüyorlar Ifsak, hepimiz söylüyoruz. Hepimiz Ifsak'ta biz yetiştik. Şimdi devletin kesinlikle katkı yapması lazım ama yani Kültür Bakanlığı oradan sinemaya bir proje şey verecek, fotoğrafı olmaz, bu yürümez, bu yanlış. Yerel birimler destek verecekler. Evet. Kemaliye'deki belediye başkanı eğer benim bu kitabımı almazsa ben yürüyemem. Bana katkı yapması lazım. Evet. Erzurum'daki bir fotoğrafçının yaptığı albümü Erzurum'un belediyesi almazsa bu yanlış bir şeydir. Yani öyle geliştireceksiniz bu ülkenin kültürünü. O insanlara katkı vererek ya da ben bir proje yapıp götürüp yetkilinin önüne koyduğu vakit yerel birimdeki bir yetkilinin önüne o proje desteklenmeli. İşte böyle gelişir, toplum böyle gelişir. Yani bu dernekleri böyle Sıtkı Fırat işte kitabıyla birlikte. O kadar masum bir istek ki bu, o kadar yalın bir istek ki bu. Yani o bölgenin kültürel coğrafyasını fotoğraflıyorsunuz, düşünce ve okudum ve gördüm diyor değil mi eline aldığında? Evet. Yani görseli yazı gibi koyuyorsunuz, ayrıca yazıyorsunuz. Evet. Bunun o belgenin destek olması, Kültür Bakanlığı yanında yerel yönetim... Yerel, Kültür Bakanlığı büyük projelere yapsın. Evet. Ama yerel birimler, yani diyelim ki İstanbul Belediyesi... Konya, Samsun, Edirne, Eğin, yani... Bu sosyal kurum şeylere yardım etsinler. Yani ben projeyi İstanbul Belediyesi'ndeki Kültür AŞ'ye götüreceğim, koyacağım. Biraz bakacaklar, olmadı diyecekler. Hayır, Kültür AŞ yok, öyle iki tane büyük proje yapmakla siz görevinizi yapmadınız. Evet. Kültür AŞ, siz nasıl bu topluma yararlı olacaksınız? Evet. Bu toplumun bireyleri, yani sanatçıları, halkın içindeki sanatçıları size getirecekler, proje verecekler. Eğer bir yılda 50, 60, 70, 80 projeye destek verirseniz o adamlar gelişecek, yanındakileri de geliştirecek, öbürleri de onu geliştirecek ve toplum yükselecek. Yani yoksa İstanbul'da Kültür AŞ var, ne yapıyor? 3 tane proje yapıyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bence bu topluma indirmek lazım bu desteği. Yani küçük birimlere, sosyal birimlere indirmek lazım. Evet, olayın nasıl gerçekleştiği ve nasıl çoğaldığı, Ersin Alok benim de konu olan, sizin anlattığınız büyük birikim dolaşıyor. Sizin verdiğiniz örneklerin her biri o bir fotoğrafı çekmek için. İşte Haluk Çobanoğlu çok iyi sinema için fotoğrafın yazarları var, affedersiniz sözünüzün. Haluk Çobanoğlu önemli bir yazar. Engin Özendes fotoğrafın önemli bir yazarı. Meri Hakoğul önemli bir yazar. Özcan Yurdalan diye bir adamımız var. Müthiş kültürel derinliği olan bir adam. O kadar güzel kitaplar yapıyor ki.
İşte demin anlattım bu Cengiz Karlova. Evet. Çok iyi oldu. Arkadaşlar teşekkür ederiz bunları verdiğiniz için. Tamam geliyor merak etmeyin. Evet. Güzel oldu. İşte bakın İzzet Keri var. Müthiş bir adam dünya çapında. Geçen de Cumhurbaşkanlığı ödülünü verdiler. Ozan Sadıç inanılmaz. Bu da fotoğraf dergisi. Bunu da anlatayım izninizle. Tabii, bu genç adam Ömer Serkan Bakır. Tek başına 20-25 yıldır bu dergiyi çıkarıyor. Ve bütün insanlar o dergiyi okuyor. Müthiş bir şey. Ömer basılı yapamadı, internete döndü. Neden? Halbuki o fotoğraf dergisine Kültür Bakanlığı katkı vermeliydi. Nasıl vermeliydi? Ayda 300-400 tane alsaydı, kütüphanelere gönderseydi, Ömer o dergiyi devam ettirirdi. Kütüphaneleri aldığı zaman binle ifade edilen sayıda almak durumundadır. Evet. Ve bunun bir maddi karşılığı da yoktur. Evet. Yani Evet, Tuğrul Çakar, Mehmet Ünal, bu da Almanya'da. Tuğrul Çakar vefat etti, onu da anmış olayım. Önemli bir sanatçı. Mehmet Bayan, fotoğrafın profesörü. Bunlar önemli insanlar. Nadire de önemli bir fotoğrafçı. Yani çok teşekkür ederim size. Bana bu fırsatı verdiniz. Bakınız bunu biraz tutarlarsa Cumhurbaşkanlığı Kültür Bakanlığı Kültür şey vermişti. Kültür Bakanlığı ödül vermişti. Sabit Kalfagir, Ara Gürer, Sıtkı Fırat, İzzet Keri var ve Cumhurbaşkanlığı ödülünü Türk almışlardı. Türk fotoğrafının duayenleri. Evet, duayenleri. Bu Halim Kulaksız. Bu çok önemli bir fotoğrafçıdır Halim Kulaksız. Baskı yönünde dünya çapında tanınmış bir adamdır. Yani dünyada en iyi baskıları yapan insanlardan bir tanesidir ve müthiş bir fotoğraf arşivi vardır. Gültekin abi anlatmaya gerek var mı? 61. yılında fotoğraf çekiyor. 1 milyon fotoğrafı var. Eskişehir müze yapacak. Çok sevindim. İki kez konuğum oldular. Evet. Yine talep ettim. İyi olacağız. Gelir. Olacağız. İşte Ömer Gemici, Zeynel Yeşilay, bu da çok Bülent Ecevit'in özel kalem müdürüdür ve çok önemli bir sanatçıdır. İşte böyle yani derdimiz, ikimiz de bu ülkeyi seviyoruz. İbrahim Zaman, sevdiğim çok değerli bir insan. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin Haluk Uygur dediğim arkadaş bu. Bu ülkenin insanını geliştirmek istiyoruz. Evet. Yani benim derdim bu. Başka inanın hiçbir karşılık bir yerden beklemeden tek başıma uğraştım. Yazarları yaptım, yüreğinize bu kitapları yaptım. İşte küçücük bir oğlumla bir yayın evi kurduk. Baktık ki olmuyor. Özgün Aydın diye bir yayın evi kurduk. Oradan bunları çıkıyoruz. Derdimiz gideyim sırt üstü yatayım mı ben 75 yaşımda? Bu da Kemal Okul, Levent Çanakkaleoğlu, Vecireir o da. Yusuf Tuvi, müthiş bir adam. Bu çok önemli bir şey, fotoğrafçıdır. Ya ne güzel, aferin bir. İşte Zeynel Yeşilay yine. Ben heyecanlandım, görüyor musun arkadaşlarım anlatırken. Yani bunları anlatmak teşekkür istiyorum. Ediyoruz. Bunları anlatmak teşekkür istiyorum. Ben size çok teşekkür borçluyum bugün. Çünkü böyle gider ayak İstanbul'dan ayrılırken bunları bana anlatma fırsatı verdiniz. Ama bunun sadece yaz dönemi için olduğunu bilerek. Zaman zaman geleceğim, söz veriyorum. Evet, zaman zaman geleceğim. Mutlulukla her birini başlık olarak alalım. Evet, evet. Ve her birini bir programın çerçevesi içinde hakkını vererek kullanalım. Süremizin sonundayız. Son birkaç cümle alalım sizden. Vallahi kapatalım. Son işte tatile gitmek istiyorum biraz. Çanakkale'ye gitmek istiyorum. Evet. Ama orada da durmayacağım. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan eğer imkan verirse burada yaptığım yazarlar projesini orada da insanlara yapacağım. İnsanlar gelsin görsünler. Ayda bir gün yaparım ne olur. Evet. Sonra orada işte Kumkent'te oturacağım. Bu kitaplarımın üçüncüsünü yazacağım. Onlara hepsine selamlar gönderiyorum. Kemal'i Eyn'e geçeceğim ondan sonra. 29 Haziran'da festivale geçeceğim. Yani şu heyecanlı konuşmayı yapmama neden olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Biz yürekten saygıyla teşekkür ediyoruz size. Birikiminizle bizimle olduğunuz, bugün hayatta olmayan güzel insanlarla da buluşturdunuz bizi. Ve geleceğe dönük olarak da sözler aldık sizden. Ulusal kanalda aydınlıkta olduğunuz gibi zaman zaman birlikte i̇nşallah, olacağız. İnşallah. Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde USMER'de birlikte olalım. Daha uzun zamanlı programlar i̇nşallah, yapabilmeyi. İnşallah. Değerli izleyiciler,
Konuğum Lütfü Özgün Aydın, fotoğrafçı, yazar, Aydınlık Gazetesi yazarı aynı zamanda. Şimdilik 15 günde bir insan ve doğa içinden birikimlerini koyuyor, fotoğraflıyor ve yazıyor. Görüşmek üzere diyorum, saygıyla.